Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın vefatından sonrasıyla ilgili ilk defa çok önemli açıklamalarınız olmuştu maşallah. Hazreti Mehdi ve İsa'nın vefatından sonra küfrün azgınlaştığı dönemde gizli bir Müslüman yapılanması olacaktır demiştiniz. Gizlenerek kendilerini muhafaza edeceklerdir. Gizli ve mağlubane bir topluluk olacaklardır. Onlar gizli mağlubane mücadele ederken kendilerini korumak için değişik, alışık olmadığımız yöntemler kullanacaklar. Tebliğ yapmayacaklar. Birbirlerini bulmaları da ayrı bir yöntemle olacaktır. Aldıkları sevap çok yüksek olacaktır. Toplu ibadet edemeyecekler. Sayıları çok azalacak zaten. Azala azala son 1545 gibi birkaç tane kalacak demiştiniz hocam maşallah. Maşallah. Bak, açtığım sayfada Şuara suresi geldi. Şeytanın Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Yani kitap demek ki kapalı değil, açık. İnşallah. Onlar mümin olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin. Öyle mi diyor? Peygamberimizi uyarıyor Cenab-ı Allah. Çünkü Allah onları küfür için yarattıysa onlar küfür içinde kalırlar. Dilersek diyor Cenab-ı Allah, dilersek onların üzerine gökten bir ayet, bir mucize indiririz. Gökten inen mucize. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam. Maşallah. İnşallah. Ebced'i 2022 tane veriyor çünkü. Maşallah. Elhamdülillah. Bak dilersek onların üzerine gökten bir ayet, mucize indiririz diyor. Hazreti İsa'nın inişi bir mucizedir zaten. O kıyamet için bir alamettir diyor zaten Cenab-ı Allah. Hazreti İsa Mesih'in inişi için. Bir tek Hazreti İsa için söylüyor Allah bunu bakın. Hiçbir peygamber için söylemiyor. O İsa Mesih kıyamet için bir alamettir. Kıyamet alametidir. İnşallah hocam. İnşallah. Tabi ayetin birçok anlamı var. Bir anlamı da bu. İnşallah. Onlara Rahman olan Allah'tan yeni bir uyarı geldiğinde hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler. Mesela Mehdi gelecek diyorsun, kabul etmiyor. Bak Mehdi'nin alametleri çıktı diyorsun. Sayıyoruz tek 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 tek, kabul etmiyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Yeni bir uyarı geldiğinde hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler. Gerçekten yalanladılar. Olur mu diyorlar ya İttihat-ı İslam, Türkistan böyle. Yok öyle bir şey. Mehdiyet de yok. İsa Aleyhisselam da gelmeyecek diyorlar değil mi? Gerçekten yalanladılar. Fakat alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir. İnşallah. Pek yakında hem Mehdi'yi görecekler hem İsa Mesih'i görecekler. Göya kendilerince o fosforu eksik kafalarıyla kendilerince alay ettiklerini zannettikleri şahıslar, kişiler tam karşılarına gelecek ve dediklerine diyecekler pişman olacaklar inşallah. İnşallah hocam.